Baba Torik. Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Antalya Spor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray'ın durumunu hepimiz biliyoruz. Çok kötü bir sezon geçiriyor. Özellikle ikinci yarı çok daha hani herkes ikinci yarı toparlayacak kanaatindeyim Galatasaray'ın bir nebze ama Galatasaray'daki kötü sonuçlar devam ediyor. Teknik direktör değişikliği nihayet gerçekleşti. Acı takımdan gönderildi. Takımın başına Bülent Ünder getirildi. Tabii kapalı kutu. Yani ne olacağı çok fazla hani Galatasaray hakkında bir şeyler söylemek biraz zor. Antalya Spor da keza ligin ikinci yarısında çok kötü bir performans sergiliyor. Yani ligin ilk yarısında iyi bir Antalya Spor izlemiştik açıkçası Mehmet Özdilek'le birlikte. Ama ikinci yarı düşüşe geçti onlarda ve maç kazanmakta zorluk çekiyorlar. Burada aslında yani şöyle söyleyeyim, iki tane kötü performansın karşı karşıya geleceği bir karşılaşma olacak. Burada tabii Galatasaray'ın iyileşen birkaç oyuncusu var. Mesela Arda Turan milli maçta da forma giydi. 90 dakika yani 90 dakikaya yakın 85 dakika forma giydi. Antalya deplasmanında takımdaki yerini alacaktır. Tabii burada merak edilen yani Bülent Ünder'in nasıl bir kadro, nasıl bir 11 sahaya süreceği. Yani Hacı ile birlikte biz alışmıştık işte Colin Kazım'ın, işte Stanko'nun oynadığı bir Galatasaray'a ama burada tabii değişik tercihlere yönelebilir Bülent Ünder ve biraz daha böyle Galatasaray'ı tanıyan, Galatasaray'ın iç yapısını da bilen bir teknik direktör olduğu için biraz da yerli yanlısı bir teknik direktör. Biraz daha hani yerli oyunculara ağırlık vereceği kanaatindeyim. Sezonun sonuna kadar biraz tecrübeli oyuncularla birlikte götürecektir ligi. Tabii burada onun performansı da önümüzdeki sene açısından belirleyici olacak. En azından Galatasaray'a kalan maçlarda iyi futbol oynattırarak önümüzdeki sene o da bir şekilde Galatasaray'ın yolunu çizmeye çalışacaktır. Şimdi burada yani Antalya Spor'un önemli hücum oyuncuları var. Kendi sahasında da yani skor bulmakta çok fazla zorlanmıyorlar. Deplasman performanslarının aksine. Galatasaray ise yani bir şekilde golü buluyor ama bunu koruyamıyor. Defansif bir takım sıkıntılar var. Tabii bu da biraz soru işareti. Şimdi Galatasaray'ın oyun şablonunu çok fazla bilmediğimiz için hani maçla ilgili alt üst tercihine çok fazla giremiyoruz. Yani hücum ağırlıklı bir Galatasaray mı yoksa defansif ağırlıklı bir Galatasaray mı izleyeceğimiz henüz çok fazla belli değil. Bunu bu karşılaşmayla birlikte gözlemleyeceğiz ama teknik direktör değişiklikleri hep takımlara yani olumlu anlamda katkılar sağlamıştır. Şimdi Bülent Ünder'in de biraz güven tazelemesi gerekiyor yönetime karşı ki Galatasaray'da biliyorsunuz yönetimde de işler kötüye gidiyor. Adnan Polat büyük bir ihtimalle belki de bu hafta içerisinde istifasını verecektir. Yeni bir seçim süreci başlayacak Galatasaray'da. Çalkantılı bir dönemden geçerken Galatasaray en azından bu deplasmanda ben galip geleceği kanaatindeyim. O yüzden iyi de bir oranı var. Bu orandan Galatasaray'ın denenmesi kanaatindeyim. Baba Torik.